Merhaba arkadaşlar, bugün bir hastamıza gıdı liposakşını yapacağım. Hastamız 30'lu yaşlarda ve biraz kilosu fazla ama onu daima resim çekerken özellikle normal kendine baktığında, aynaya baktığında gıdılı olması rahatsız ediyormuş. Bu nedenle bana başvurdu. Gıdı bölgesinde gerçekten birazcık yağ fazlalığı söz konusu. Normalde böyle hastaların çoğunlukla çenesi küçük oluyor. Dilan'ın çenesi çok küçük değil ama bir miktar yine de geri olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok hafif de olsa oraya da bir küçük de olsa bir yağ enjeksiyonu yapacağım. Böylelikle hem gıdadan aldığımız yağ dokusu hem de çene ucuna verdiğimiz yağ enjeksiyonuyla beraber iki kat bir etki elde edeceğiz. Normal şartlarda bu tip uygulamaları anesteziye gerek yok, lokal anestezi altında yapabiliriz. Çoğu hekim bu tip uygulamaları ofisinde yapıyorlar, ofis şartlarında yapıyorlar. Ama bizim ameliyathanemiz var, o yüzden ofise gerek yok. Artı cerrahi müdahale yapıyorsanız ne olursa olsun daima güvenlik sınırları içerisinde kalmanız gerekir. O yüzden ameliyathane ortamında bakın her türlü teknik, alet, edevat, teçhizat, her şey, tüm ekipman, tüm arkadaşlar, tüm anestezi ekibimiz de yanımızda. O yüzden güvenli iş arkadaşlar her zaman iyidir. Kafa ağrıtmaz. Yani basit bir şey diyerek burada olayı çok şey yapmamak gerekir. Yani basit almamak gerekir ne olursa olsun. Yaptığınız ilaçtan olabilir, hastanız o anda panik yapabilir. Değil mi? Öyle değil mi Dilan? Dudağın uyuştuğu için şu anda konuşmakta zorlanıyorsun. Evet. Söyle canım benim, anlat. Yani hocam bir olması gerekiyor sonuçta. Her işlemin bir komplikasyonu var. Tabii ki. Yani ben özellikle buna çok... Gelmiyor, gerek yok yani. Hiç gerek yok. Yani bu tip işler arkadaşlar ofis şartlarında yaptırmaya çok çalışmayın. Bence mantıklı değil. Hem enfeksiyon açısından arkadaşlar. Steril ortamda çalışmak başka bir şey. Hem de güvenlik önemli bir şey. Yani hastaların sonuçta ne müdahale olursa olsun hastane koşullarında yaptırılması, ameliyathanede yapılabilecek bir işlemde ameliyathanede yapılması uygun. Hastalar için bu çok daha iyi oluyor. Şimdi lokal anestezi yaptım. Orayı uyuşturduk. Onun şimdi etkisini göstermesini bekliyorum ki yaklaşık olarak 8-10 dakika sürüyor bu etkisini göstermesi. Ondan sonra o bölgeden yağ alacağım. Sonra da akabinde çene ucuna bir miktar koyarak hastamızın işlemi bitirmiş olacağız. Yaklaşık yarım saat sürüyor aslında. Bunun 10 dakikası zaten lokal yapıp bekleme süresi. Geri kalan 10 dakikada gıdıdan yağ alıyorum. 10 dakikada yağımızı hazırlayıp onu da çene ucuna vereceğim. Yani toplam yarım saatlik bir uygulama. Hastamız aynı gün bile taburcu olabilir. Aynı gün gidebilir. Büyük bir şişlik, morluk olmayacak. Bu konuda rahat olsun. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Pazartesi günü bile işe başlarsın Allah'ın izniyle. Tamam mı canım benim? Şu an çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Neyse çalışmak. Bebeğim var. Bebeğin var. Aa, bak bunu bilmiyordum. Kaç aylık? 20 aylık. Hah, hayırlı olsun. Ne güzel. Maşallah. İlk bebek mi? Evet. Hah, ne güzel. Çok iyi. Yani çalışmak istersen çalışabilirsin aslında. Onu da söylemek istiyorum. Başlayacağım. Ekim gibi başlayacağım. Ekim gibi başlayacaksın. Tamam canım benim. Okey. Bu esnada arkadaşlar gıdıyla ilgili, çeneyle ilgili aslında biraz detaylı bilgi anlatımı yapmak isterim. Hazır vaktimiz varken. Şu anda bekleme zamanındayız. Onu söylüyorum özellikle. Arkadaşlar gıdılı insanların çoğunluğu gıdısının olmasının en önemli sebebi çenesinin küçük olmasıdır. Ve bizim toplumumuzda bu çok fazla. Bizim halkımızın çenesi küçük. Yani Avrupalılara bakarsanız böyle koca koca çene kemikleri vardır. Biraz daha böyle belirgin bir çene kemiği vardır. Ama bizim halkımızın genellikle çenesi yuvarlaktır. Çeneler küçüktür. O yüzden gıdılı gözüküyoruz. Hele biraz kilo alıyorsak işte doğum yapılıyor falan filan derken orada ister istemez hastayı rahatsız ediyor. Özellikle yandan çekilen resimlerde ki bakın şu videoyu mutlaka resmini şey yapın hastamızın. Oradaki resimden daha iyi anlaşılır. Neden yaptığımızın sebebi bence burada çok açık. Görüyorsunuz. Hastamızın altta o gıdılıklı bölgesi var. Oradan alacağız. Sonra çene ucuna birazcık verirsek çok daha güzel bir görüntüyle karşılaşacak. Çenesi küçük olan hastalarda arkadaşlar biz aslında 3 şey yapıyoruz. Eğer küçüklük ya da çenenin geri olması basitse belki dolgu ile, biraz daha orta boyutta ise yağ enjeksiyonu, daha ileri boyutta bir çene küçüklüğü varsa o zaman implant koyuyorum. Yani bir protez yerleştiriyorum ki. Hocam burada implant önerdiler. Aa, implanta gerek yok canım ya. Evet. İmplant koysak bu sefer yüzün çok irileşirdi. Bu çok istediğimiz bir şey olmazdı Dilancığım. Şimdi mesela bazen hasta geliyor bana gıdıklıyım diyerek çenesi küçük. Direkt diyorum ki size hiçbir şeye gerek yok. Sadece çeneyi büyütüyorum konu bitiyor. Yani bazı hastalar arkadaşlar gıdı liposakşını gereksiz yapılıyor, anlamsız yapılıyor. Bu hastamızda gerçekten olduğuna inandığım için yapıyorum. Yoksa yapmazdım. Emin olabilirsiniz.
Isını, kendi hocana mesela yağ koyup koyma konusunda yukarıda çok aslında düşündük, taşındık. Hafif, bakın abartılı bir şey olmadan daha iyi bir görsele kavuşmak için yaptığımız bir şey. Her hasta için yaptığımız bir şey değil. Özellikle çenesi bayağı geride olup da bu tip hastaları dolgu ile çeneyi büyütme çalışmaları arkadaşlar çok kötü sonuçlar veriyor. Birincisi dolgular kalıcı değil. Kalsa bile içerideki anatomik yapıyı bozuyor. Daha sonrasında implant yaptırmak istediğinde bir sürü problemle karşılaşılabiliyor. Enfekte oluyor. Hatta bu şekilde çok hasta var. Yani karşıma gelen ciddi sorunlar yaşamış. Ki bunlar hyaluronik asit dolguları. Yani çok basit dolgular diye geçiyor ama aslında her dolgu bir anlamda ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Ben son 10 yılda dolgu pratiğinden yavaş yavaş arkadaşlar uzaklaşıyorum. Çünkü dolguların gördüğüm pek çok negatif etkileri ve komplikasyonlarından ötürü. Yani dolgu konusunda uyarıyorum. Kimse mecbur olmadan dolgun yaptırmasınlar. Dolgu sadece basit ufak tefek problemleri düzeltmek içindir. Sonuç alamazsınız. Radikal bir sonuç mümkün değil zaten. Diğer şekilde yapılan yüksek volümlü dolguların da hastalar için ileride çok ciddi sorunlara sebep olduğunu net olarak söyleyebilirim. Evet, kaç dakikamız oldu şimdi? 9 dakika. Tamam, o zaman başlayalım arkadaşlar. Okey. İyi misin canım benim? Şimdi başlıyorum. Hadi bakalım. Evet, açalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gıdı liposunu yaptım. Şimdi gıdı yaptık. Burada ne elde ettik veya ne yaptık aslında? Bunun mekanizmasını anlarsanız gıdı lipo kimlere yapılır, kimlere yapılmaz, neden yapılır, neden yapılmaz? Sadece gıdı lipo yeterli mi? Bazı hastalara başka şeyler yapmak gerekir mi? Yani biz burada gıdı lipoyu yapacağımız hastayı iyi seçmemiz gerekir. Bunlar genellikle genç hastalardır. Genç hasta olması gerekir. Çünkü gıdadaki aslında o çıkıntıyı sağlayan şeylerden biz en önemlisi çene küçüklüğünden bahsettik. Ama sadece çene küçüklüğü mü? Hayır. Bazı kişilerde arkadaşlar platizma kası dediğimiz bir kasımız vardır. Platizma kası. Yani derimiz, derimizin altında yağ dokusu, onun altında bir kas var. O kasın altında da çok derin bir yağ fet peti vardır. Aslında o fet pettir gıdadaki asıl problemi oluşturan şey. Fakat onu almaya kalkmak arkadaşlar bu defa ne yapıyor? Onu alırsak eğer bu defa hastaya boyun germe yapmak gerekir. Yani oradaki kasları da onarmak gerekir. Bu da tabii daha farklı işlemlere, daha izli işlemlere doğru yol almamıza sebep oluyor. Biz mesela oradaki şeyi almıyoruz. Buradaki deriyi arkadaşlar olabildiği kadar incelttim. Bakın elimle dokunuyorum. Bakın pinci oldukça ince. Eğer bundan daha fazla bir inceltmeye çalışırsam ne olur bu defa? Deride arkadaşlar buruş buruş bir yapı olur. Deri buruşur. Düzgün bir görsel oluşmaz. Eğer az yaparsanız kalır, çok yaparsanız bu defa çok kötü bir görüntüyle karşılaşmasına sebep olur. Çünkü deri altı yağ dokusu aslında derinin astarı gibi düşünün. Yani bir duvarı boyayacaksınız, astar yapıyorsunuz değil mi? Yağ dokusu aslında böyle bir astar görevi görüyor. O yüzden tamamen sıfırlamaya çalışmak daha çirkin, daha kötü bir görüntüye sebep oluyor. Bir hastamızın o platizma altındaki, o kasın altındaki yağ dokusu efektini yok etmek için aslında çenesini doldurmaya çalışıyorum. Yani çenenizi aslında büyütme çalışmamın yegane sebebi bu yaptığımız işlemle yeterince bir efekt elde edemezsiniz. Çünkü bu tip hastaların genelde boynu kısa hastalardır. Yani boynu kısa hastalar arkadaşlar, çenesi küçük hastada aslında gıdı problemi çok göze çarpar. O yüzden çenede yaptığımız küçük bir büyütme aslında oradaki problemi kamufle ediyor. Konu aslında bu. Yani kabataslak da olsa anlatmaya çalıştığım şey şu. Lütfen gıdıya ilgili bir işlem yaptıracaksanız bu konudaki deneyimli ve bu işle çok uğraşan birilerine yaptırmasınız ve güvenli olmanız gerekir. Güvenliden kastım yani güvenli bir ortamda olmanız gerekir ki biz o yüzden ameliyathane koşullarında gerçekleştiriyoruz. Şu anda bakın hastamızdan yaklaşık olarak kaç çıktı Yakup Bey? 30 orada. Şurada 5 var. Bakın 35 cc yağ çıktı. Tabii biraz da sıvıydı, onları boşalttık zaten. 35 cc yağ burası için bence iyi bir miktar. Ama şuraya çok küçük bir ay, şuraya birazcık daha girmek istiyorum. Aslında bir diyelim ki dağ, şöyle bir dağ düşün. Bu dağı küçültmeye çalışıyoruz. Eğer biz dağın sadece tepesinden alırsak iner. Eğer çepeçevre her tarafını almaya kalkarsak gene dağ görüntüsü olur. Bilmem anlatabildim mi? Yani yanlara girmememin aslında sebebi o. Yoksa benim için yanlara girmek hazır. Yani 3 santim değil 5 santim ilerler çekerim. Benim için hiç problem yok ama bu istediğimiz efekti vermiyor. Anladın mı? Evet. Buradaki aslında senin görsel olarak görmek istediğin sonucu ulaşmanı sağlamaya çalışıyorum. Yoksa yanları inceltmekten imtina ettiğim falan yok yani. Onu yaptığım hastalar dediğim gibi çok da mutlu olmuyorlardı çoğu zaman. Okey mi? Peki hocam ben şeyi çok gördüm.
alt yanaklara da giriyorlar. Şimdi alt yanaklara şu kısımlardan bahsediyoruz. Bu kısımlara giriliyor aslında. Sende de bir miktar girdim ama çok da fazla girmek istemedim. Neden? Çünkü senin buraların çok kötü değil. Hasta yaşı grubu ileriyse o zaman buralara da giriyorum. Anladın mı? Fakat aslında buraların gerçek tedavisi nedir arkadaşlar? Germek. Şu an arkadaşlar yağımızı özel bir işlemden geçiriyoruz. Yağımızı aslında biraz daha mikrograft haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü parçacıkları vardı içinde. Onları düzeltiyorum. Evet. Ayrıca içerisinde bir takım ilaçlar koyduk ki onlar yağ salt kalım süresini artıran şeyler. Tamam. Evet. Şimdi yeterli bence. Kaç o? 10. 10 cc. Tamam. 10 bence. Şunu verelim. Şey verin arkadaşlar. İğne ucu. İğne ucu. Verin. Acımayacak canım, korkma. Yoksa hissetmiyorum. Çünkü dışarıdan bir dolgu malzemesi, yabancı bir cisim sonuçta. Evet. Şu anda bile evet. Sonucumuzu müthiş derecede etkiledi. İlk başta birazcık şiş olacak Dilancığım. O yüzden korkma. Tamam canım benim. Onun oturması biraz zaman alıyor. Okey. Biraz daha verin arkadaşlar. Şey verin. Evet. Ne diyorsunuz Yakup Bey? Bir 5 cc daha verelim mi? Olur. 5 cc daha. Daha fazla vermeyelim. Arkadaşlar işlemimiz bitti. Yaklaşık olarak işte ama şey lokal süresi de var. Yani 20 dakikalık bir işlemdi aslında. 20 dakika içerisinde hem gıdısını aldık hem çene ucunu dolgunlaştırdık. Gayet güzel de oldu. Burada arkadaşlar pek çok hastanın sorduğu şey şu. Burada cihaz kullanacak mısınız? Cihaz yani vazer, plazma, FaceTite gibi bir takım cihazlar. Endolift gibi. Onu çok merak ediyordum. Gibi şeyler kullanacak mısınız? Arkadaşlar bunları kullanmaya gerek yok. Sebebi şu, karşı olduğum için değil. Yani onlar yapıldığı için deri sıkılaşmıyor arkadaşlar. Derinin zaten altındaki yağ dokusunu yani süperfisiyel yağ dokusunu aldığınızda deri zaten otomatik olarak çeker. Yani o tip cihazları kullanmanın bu tip bir hastada yanık riskini artırdığını, bakın sonuçta onlar bir enerji bazlı. Sıkılaştırma efekti aslında ısı enerjisiyle olan bir şey. Bu tip hastalarda arkadaşlar çok daha ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Gerek olan hasta için eyvallah bir şey demiyorum ama bu hasta için gerek yok. Yani doğru şey yapmak gerekir. Bu tip cihazlar arkadaşlar hepsi bende var içeride. Ama sizin için gerek yoktu. Anladınız mı efendim? Evet. Neden yapmadığım sebebini de bu videoda aslında çok net olarak anlatıyorum. Endolüstü soracak mı size? Uzun sonra. Gerek yok efendim. Siz sadece o maskenizi kullanın. Gayet güzel olacak. Ve bir haftadan sonra da böyle ufak ufak masajlar yaparsanız burası böyle dümdüz olur. Oldu mu? Geçmiş olsun.